Karısının mezarından bir avuç taze toprak alan çaresiz bir adam. Çok acıklı değil mi? Hatta en acıklısı. Emin olun değil. En acıklısı İlkan'dır. Sevdiğinizin artık nefes almadığını idrak ettiğiniz o İlkan. Dünyanın en çaresiz anı. O benim ailemdi kardeş. Karısı yerde yatarken böyle dedi. Siz duymadınız, ben duydum. Siz görmediniz, ben gördüm. Cihan'ın ailesinden birini daha, soykan laneti yüzünden kaybettiğini ben gördüm. Ve artık emindim. Bu lanetten kurtulmanın tek yolu, baba demeye utandığım o adama ait ne kaldıysa yok etmekti. Kimse onu duymadı. Kimse onu görmedi dedi. Ve ben kardeşime bir söz verdim. Şimdi onu herkes duyacak. Herkes görecek. Etmez sevgilim, etmez. İlla soykan ölmeden böyle bir kimse olmayacak. Niye toplandık aslan? Yusuf Soykan denilen haysiyetsiz, tecavüzcü adamı sonsuza dek burada öldürmek için buradayız. Neden buradayız? Bundan sonra Yusuf Soykan isminin bu aileyle hiçbir alakası kalmamıştır. Ondan kalan miraslar, gayrimenkuller, marinadaki hisseler hepsi teker teker elden çıkacak, devredilecek başkalarına, satılacak. Eğer kabul edersen marinadaki hisseleri de senin üzerine devretmek istiyorum ben. Ufak bir borç var ya, bir şeyler var biliyorsun. Onu fazlasıyla kapatır. Arta kalan parayla da sen artık hayır işleriyle falan uğraşırsın. Ne yapacağını benden daha iyi biliyorsun, tamam? Hasan, bunları, bu kararları bana sormadan nasıl alıyorsun? Gel bak, bir sürprizim var sana. Hadi kalk. Gel. Alâ sıratın mustakîm. Tenzîlen azîzir rahîm. Litünzire kavmen mâ ünzire âbâuhum fehum gâfilûn. Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum la yu'minûn. İnna cealna fi awnaqihim awlalan fehiya ila al-azqan fehum mukmahun. Seni çok seviyorum baba. Cihan geldi. Görecek misin? Thank you.
Bunu nasıl yaparsın? Bana sormadan. Soru buydu değil mi? Ha? Bu aileyi güçsüz duruma düşürme. Bir sürü sırttan ailemizin üzerine çullanacak. Yapma. Güç. Ulan hayattaki en büyük derdin senin güç değil mi? Ha? Yapma. Ben yıllarca bunları kara para diye bunları aklamaya çalıştım. Ama bunlar kara para değil ha. Bunlar kanlı para. Bunlar ahlı para, anladın mı? Bunlar ahlı para. Bu saatten sonra ne beni, ne bu aileden herhangi birisinin, ne de ileride benim doğacak çocuğumu bu adamın bedduasının içerisinde yaşamasını istemiyorum. Ve sen biliyordun. Sen biliyordun. O kız geldi seninle bunu konuştu. Sen 16 yıl boyunca sustun. Eyvallah. Ben inanmadım. Nasıl inanabilirim ki? Ben de genç bir kadındım. Sevdiğim adam, güvendiğim biriydi, ailemdi. Sizin de babanızdı. İnanmadım oğlum. İnansam nasıl yaşayabilirdim ki? Sizi de yaşatamazdım. Üzülmedim mi sanıyorsunuz? Kalbimde vicdan azabından başka bir şey yok. Yapma. Ben yapmayacağım bir şey. Ben bir şey yapmayacağım. Sen yapacaksın. Ya da yapmayacaksın. Karar senin. Sevdem'in yıl sonu daveti var ya. İşte 16 yıl boyunca sakladın, sustun ya. İşte sana fırsatı veriyorum. Al sana güzel bir fırsat. Davette aha böyle herkesi toplayacaksın. Benim şu anda size yaptığım bu konuşma gibi Yusuf Soykan'ın şerefsiz ve kahpe bir tecavüzcü olduğunu herkese anlatacaksın. Ama herkese. Ve Yusuf Soykan mevzusu tarihe gömülecek. Anladın mı? Asla böyle bir şeyi nasıl söylerim? Eğer bunu yaparsan o zaman anlarım ki sen yeni tanımaya başladığım annemsin. Yapamazsan? Yapamazsan da eğer hala o şerefsiz kahpe tecavüzcünün karısısın derim ve ben sadece anamla sofraya otururum ha. Ben sadece aile bireylerimle sofraya otururum. O adamın karısıyla değil. Sadece anamla sofraya otururum. Konuşmayacak mısın? Bütün suç senle. Kızımı sana emanet ettim. Sen emanete sahip çıkamadın. Demeyecek misin? Öldürmeyecek misin beni? Kara İlyas. Gerek yok değil mi? Çünkü biliyorsun. Ne yapacağımı biliyorsun. Güzel kızım.
Hayattayken kimse görmemiş, kimse duymamış. Onun yanına gitmeden önce herkesin onu görmesini sağlayacağım. Sonra da Hülya Soykan hak ettiğini bulacak. Sadece Yusuf Soykan değil, sen de susarak küçücük bir kızın hayatını kararttın. Sonra da gittin sevdemi kurdun. Küçük kızlara umut olmak için. İkiyüzlülüğünden iğreniyorum. Ellerini küçük kız çocuklarının üstünden çekeceksin. Sevdiğimi bırakacaksın. Bir küçük kızı daha sana yem etmem. Arabayı hazırla. Sevdem'e gideceğiz. Abi Serap Hanım'ın silahını sana verdiğimi öğrenirlerse öldürürler beni. Burada olup biteni bana uçuracaksın, tamam mı? Eyvallah. Bari benimle konuş. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum kızım. Ben şimdi Yusuf'u ölü bir adamı nasıl öldüreceğim ana? Acımı nasıl indireceğim ana? İçimi nasıl soğutacağım ana? Merak etme karım. Beni her şeyi hazırlıyor. Bir şey nasıl bitecek? Ve bu kabadan çıkacaksın. Gereken neyse yapacaksın. İşte o zaman için Aladağ'dan bile daha çok soğuyacak. Aslan, silah mı var senin? Yok, var. Silah var mı? Niye gidiyorsun? Bir yere gitmiyorum ben. Marina'ya gideceğim. Bunu da Marina'daki şeyi ofise kilitleyip geleceğim, tamam? Senin neyin var? Senin ateşin mi var biraz? Yok, iyiyim. Yok, zaten iyi görünmüyorsun pek. Gel bakayım. İyiyim. Yanıyorsun kızım. İyiyim. Sen yok, ateşin mi? Ben iyiyim, merak etme. İşin ellerin yok, de soğuk. Ben iyiyim, merak etme. Bak bakayım ona. İyiyim. Senden bir şey istiyorum.
Hemen ateşini ölçüp bana söylüyorsun. Merak ediyorum tamam, seni. Merak tamam, merak etme. Bana bildir lütfen, tamam? Tamam. Hadi. Nereye gidiyoruz aslanım? İlyas'a. Ay Mücü, Allah razı olsun senden yavrum. Günlerdir ilgileniyorsun. Ya ne demek ana? Bedri benim de kardeşim. Şimdi uyanır o, ben kapatıyorum. Bak, beni yine haberdar et olur mu? Bak, aklım hep Bedri'de. Ararım ben seni inanı. Tasalanma sen, gözün arkada kalmasın. Sağ ol yavrum, sağ ol. Ana, ne olmuş, nasılmış Bedri? Dinmemiş mi öfkesi? İşte hala esip gürlüyormuş. Yani diyememiş de İlyas benim babam diye. Neyse sen gam koyma içine. Yani o da şimdi 30 yılın hesabını tutuyor tabii de elbet geçecek. Ha? Varacak anasının yanına. Sen nasıl bunca yıldır içinde bu yangınla böyle yaşadın anam benim? Bana da hiçbir şey demedin. Dünyada herkesin bir imtihanı var. O da benim imtihanımdı. Kestim sesimi. Eğdim boynumu, çektim çilem. Bu öğürtü ne ya? Ne oluyor? Dev Hanım'dan geliyoruz ha. Ne oluyor ya? Devin? Devin? İyi misin kızım? Geldim, geldim oğlum. Ne oldu yavrum? Sana böyle birdenbire hastalandın ya. Musallaya dönmüş yüzü ya. Bir sus ya. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Stresten herhalde. Günlerin acısı çıkıyor. Yok, böyle olmaz. Seni bir doktora göstermek lazım. Hadi yürü gidelim. Yok, ala gerek yok. İyiyim, tamam. Ya bir kere de dediğimi ikiletme ya. Allah Allah. Bir de senin derdine düşmeyelim. Yürü. Hadi yürü, gel. Aman ya. Tamam, peki. Tamam. İlyas'a geldim. Yanlış zamanda gelmişsin. İlyas abim yasta, suskun. Kimseyle konuşmaz. Konuşmasına gerek yok. Ben bir şeyler diyeceğim kendisine. Tamam. Aslan geldi de. Makine. Serap Koruzade'nin vefatını duymuşsunuzdur. Bu konu ailemiz için mahrem bir konu. Basında asla yer almasını istemiyorum. Ailemizin mahremiyetine saygı duyacağınızı düşünüyorum ben. Tabii ki Hülya. Sağ olun. Başın sağ olsun. Benim artık adını bile anmak istemediğim bir babam var.
Babalarının günahlarını evlatları çeker derler. O herif artık benim babam değil ama ben maalesef hala onun... evladıyım. Bu yüzden de borcumu ödemeye geldim sana. Sen yap. Bu odadan helalleşmeden çıkmayalım. Verdiğiniz kan testlerini inceledim. Bazı değerlerinize göre... Ay Zuhdur Bey, gözünü seveyim. Kabir kapısında bekletme bizi. Söyle, değdir şunu yardım. Tamam. Ama çatladın ya. Eda, duramıyorum ben ya. Halanız haklı galiba. Fazla uzatmayayım. Hamilesiniz Devin Hanım. Gerçekten mi? Tebrik ederim. Allah! Allah! Ah, hamileyim Allah! Boracağım ya Allah'ım ya! Ay, doktor bey, kaç aylık bebeğimiz? 7 haftalık. 7 haftalık mı? Tam hiç anlamadım. Ya hiç sağ olsun İlyas. Namı değer Kara İlyas. Bebeğimiz olacak ama. Ay Allah'ım, şansını bahtını acı kesin inşallah. Şişt, bak Aslan'a söyleyeceğim mi? Tabii ki hemen. Babalarım uçacak. Allah'ım bir şey söyleyeceğim. Rica etsem kimseye söyleme, olur mu? Aramızda kalsın. Yok şimdi. Ben kimseye söyleyeyim. Nazardan korkarım bir kere. Ay maşallah kızıma. Ne diye gelmiş bu? Sen... Yusuf'un günahının bedelini ödemeye gelmiş. Aslan'ın canının ederi, Yusuf'un günahının sadakası olmaz. Peki ne yapacaksın karam? Olayımın köküne kibrit suyu dökeceğim. Olayımın. Dayıcım ne oldu? Ne dedi herif? Bir şey demedi. Yastaymış canım. Bir şey demedi. Ben diyeceğimi dedim. Kalktım masaya mermisini koydum. O da bana geri verdi. Abi bu yası bittikten sonra bir şey yapmaya kalkmasın. Aslanım. Şimdi yeri değil biliyorum ama senin bu işleri devredişin alemin dilinde. Arnavut Babür.
bizim Marina'dan çekileceğimizi duymuş. Gözünü dikmiş hemen. Eko. Abi. Git bunun adamlarına, benden selam söylesinler. De ki, Aslan Marina'yı halasıyla Bedri'ye emanet etti. Bundan sonra Marina onlarda diyeyim. Marina'dan elini eteğini tamamen çekti ama ailesinin üzerinden elini çekmedi diyeyim, tamam mı? Aslanım. Ya acele işe şeytan karışır biliyorsun. Bizim alemin de maşallah şeytanı bol. Bir yanda İlyas'ı, bir yanda Arnavut'u, yarın diğerleri. Acaba biraz ağırdan mı alsak? Ne ağrı kardeşim? Ne ağrı? O namussuzun parası bize sadece ve sadece zarar verir, anladın mı? Konu kapanmıştır. Efendim? Aslan, neredesin? Canım, yoldayım. Sen ateşini ölçüp bana haber verecektin, vermedin. Ölçtürdüm, ölçtürdüm. İyiyim. Hatta çok çok iyiyim. Merak etme sen. Aman iyi, aman aman. Sen neredesin? Ben yoldayım işte. Yemeğe geçiyorum Leyla'ya doğru. Sen ne zaman geliyorsun? Canım, ben işim bitince geleceğim. Ama senin bu sesin böyle pek hayra alamet değil. Oradan bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Yo. Tamam, akşam konuşuruz Aslan. Yok mu? Akşama konuşuruz mu? Hangisi? Ya Aslan, ikisi de tamam. Konuşuruz hadi akşam. Kapatıyorum. Cihan'a telefon açtım. İyi misin dedim, iyiyim dedi. Nasıl iyi olsun herif yani? Sen de çağırsaydın onu buraya. Kızım, aradım, gel dedim de istemedi yani. Israr mı edeyim? Vallahi. Çok güzel. Sen bana ne söyleyecektin? Sonra konuşalım mı ya Aslan? Birazdan şey yaparız. İyi. Peki. Dayı, ne yemek yaptın ya? Of, yine menemen mi yaptın? Hayır, musun? Şefin spesiyeli var. Menemen değil. Mutfağa geliyorsunuz benimle. Hadi bakayım, yardımcı ol. Öyle yok, ne yemek yaptın deyip de öyle uzaktan izlemek. Şşş, neyin var senin? Var sende bir haller. Var bende bir haller. Evet, hemen de anlıyorsun yani. Kızım, ne yapıyorsun? Dur, koydum. Var sende bir haller. Ne yapıyorsun? Var, evet. Ya aslında çok söylemek istiyorum ama acaba sırası değil mi daha? Neyin sırası mı? Anlamıyorum. Sürüsünü ne? Herkes çok mutlu olsun istiyorum. Aslan da artık gülsün istiyorum ama... Ay, bilmece gibi konuşuyorsun Devin. Anlatsana. Ben hamileyim. Ne kadar kaçan Feride abla. Çok tebrik ederim. Çok sağ ol. Peki, bana nasıl söyleyeceğiz? Aslında yemekte bir hediye aldım. Onu vermek istiyorum. Onu soracağım. Evet, sıcak sıcak. Ya 2024. Ya bana bak, siz ne... Korkunç bir şeymiş, evet. Siz ne yapıyorsunuz korkunç öyle aranızda bir şeyler konuşuyorsunuz yani falan filan? Korkunç bir yıl bekliyormuş. İkizler, balıklar, yengeçler. Dur bakayım, onun kokusu yani, çıkacak yakında ortaya. 2024 fenaymış. Allah'tan siz balık Allah'tan değilsiniz. Allah'tan hiçbirimiz balık değiliz. Ellerinize sağlık. Salatalar da benden. Haydi bakalım. Başın tavuklu kıymet hemen. Sırt ne kadar zor nedir şu an? Başınız sağ olsun. Çeyrek, sen niye geldin lan? Adam lazımmış, geldim. Burası tamam, sana gerek yok. Beni de al, gitmem ben. Oğlum, gerek yok dedim. Abi kurban olayım, beni de al. Yeter! Al şunu. Ve sen bu kadar güzel yemek yapmayı nasıl öğrendin ya? Allah vergisi kızım. Beğendin mi? Çok. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya bana bak, siz ne kılıştırıyorsunuz ya? Bana bak. Hayırdır ya? Harbi ya. Şey canım. Bana bak. Ne oldu? Bunun içinde hepsi. Yılbaşı hediyem.
Kızım erken değil mi 2 gün? Yeni yıla 2 gün vardı. Çatlayacağız, aç aç aç. Bir dakika. Bak şimdiden sana söylüyorum açık açık. Devir, ekonomi devri, tamam mı? Öyle pahalı mağalı hediyeler aldıysan ya bundan sonra tasarruf edeceksin. Bak gerçekten. Ve şu anda yani içim o kadar karardı ki yani bu haber şu anda kalbime güneş gibi doldu değil mi? Benim de sevgilim, benim de. Çok iyi. Öyle hazırlayıp kutlayacağız yani. Gel buraya gel. Anne baba mı oluyoruz biz? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seviyorum. Ya. Oğlum. Ben bu durumda teyzoş mu oluyorum? Sen teyzoş oluyorsun tabii. Kuzen oluyorsunuz kuzen. Hadi geçin masaya. Ulan be. Yepyeni bir işe başlayıp yepyeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor bizim. Sıfırdan onu da ilerletmemiz lazım. Urla'da hemen bir yere bakıyorum. Ya sen ne yapıyorsun ya? Şu haberin bir keyfini çıkar sonra uğraşırsın bütün bunlarla. Tamam şimdi ben zaten böyle işleri komple her şeyi devrettim ya. Bıraktım elimden çıkarttım da biliyorlar. Sağdan soldan bunu şimdi duymuşlar falan filan üstümüze şişmesinler diye hazır buradayken onu halledelim dedim. Yahu. Aradan onu da çıkartalım. Bana bak. Sakin ol. Dur dur yahu. Önce şöyle bir keyfini çıkartalım sonra tamam söz beraber telaş yapacağız. Yarın ultrason randevumuz var. Belki bir kalp atışı falan diyoruz. Ne diyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Ulan bana su içittiriyorsunuz. Gel buraya. Aslan biz niye tek araba çıktık ya? Ben hastaneden sonra kliniğe gideceğim. Sen beni bırakacaksın sonra marinaya geçeceksin. Yolun üstü değil ki çok oldu. Bir şey olmaz sevgilim ya. Ben seni bırakırım da işim bittiği zaman döner alırım da yani. Ne olacak? Ya almayak mı biz yani karımızı? Şoförünü yapmayak mı anlamadım ben ya. Aslan. Hı. Bir şey var gibi yine de sende. Bir şeyden mi endişeleniyorsun canım? İlyas mı? Başka birisi mi? Söylesene. Ya hayatım bir şey olduğu yok. Biraz babalık yüklemesi gelmiştir otomatik olarak yani. Onun biraz varsa telaşı vardır. O kadar başka bir şey yok. Anladın mı? Sen bak bol su iç. Ultrasonda lazım olacak sana. Tamam. 10 litre içirdin. 10 litre aslan. Tamam içiyorum işte. Ah ya. Canım ya torpidoda para var donup uzanabilir misin? Thank you.
Aslan, ne oldu canım? İyi misin? Kötü bir rüya mı gördün? İyiyim. Aslan, konuşmak ister misin canım? Yo, iyiyim, iyiyim. İyiyim, yok bir şey. Tüm bu haberi aldığından beri bir haller oldu sana Aslan. Ne oldu sevgilim, bir şeyden mi korkuyorsun? Korkuyorum evet. İlk ultrason randevumuza geç kalacağımız için korkuyorum tabii ki, evet. Yavrumuzla buluşmaya az kaldı. Hadi, geç kalacağız diye korkuyorum, aynen. Hadi. Bu nedeni öpeceğiz ya. Babamın nedeni öpmeden gitmem buradan. Kız ölmüş diyorum ya. Kız ölmüş ya. Bırakın beni. Babamın nedeni öpmeyip gideceğim giden. Gitmem. Elini öpeceğim. Kız ölmüş. Elini öpeceğim dediler lan. Senin anan da baban da yok. Artısın kime? Eşeği ola eşek. Çattık ya. Babama sorma dedim. Babama sorma dedim. Babama sorma. Bilmez babama sorma. Kim bu? Mahalleden Kıymet Ana. Çeyrek derler. Kimsesi yok. Gitmiyor geceden beri. Bilmez babama sorma. Bırak. Babama sorma dedim. Geçirin içeri. Sana babama sorma dedim. Babama sorma dedim. Lan! Lan! Bırak! Gel lan! Şimdi kesemize bir bakalım. Hocam, yolunda mı her şey? Dur bir Aslan, daha yeni koyduk kadını hemen yapıştırıyorsun. Bir sorun yok değil mi? İşte bakın şu küçücük mercimek tanesi sizin bebeğiniz. Ve her şey yerli yerinde, çok sağlıklı bir bebek. Şimdi bir kalp duyalım mı? Duyalım, kalp. Duyalım, duyalım. Kalp. Hadi canım. O anı unutmuyorum. Zaman durmuştu. Ne endişe, ne gam, ne tasa. Her şey o an uçup gitti. Artık uğruna yaşayacağım sesti. Bu hayatımın en güzel melodisiydi. Mercimeğimizin kalp sesini duydum Aslan. De bakayım. Kimmiş senin baban? Kara İlyas. Gerçek babanı soruyor Çeyrek. Hiç görmedim ki. Çöpe atmışlar beni bebeğken. Sonra yetimhane. Sonra? Sonra kaçtım. Zulüm vardı, ben de kaçtım. Geldim mahalleye. 12-13 filandı bu geldiğinde.
İlyas abim bunu görünce hemen marangozhaneye verdi. Orada yaşıyordu. Çeyrek derler adına. Müsaade var mı? Kıymet Ana, bu benim babam. Kara İlyas. Bak, oyuncak almış bana. Ben sokakta yatardım. Dam verdi benim başıma. Açtım, aş verdi, iş verdi, çırak etti beni marangozhaneye. Şimdi duydum kızı ölmüş. Ben gideceğim, elini öpeceğim, gözlerine bakacağım. Ne edeyim sana diyeceğim, söyle. Tamam, belki benim bileğim çeyrek ama yüreğim tamdır benim. Hiçbir şey edemesem ölürüm uğruna diyeceğim. Az şey mi Kıymet Ana? Çok görme bana bunu. Ya eline doğduklarım beni çöpe atmışlar. Kara İlyas çıkardı beni çöpten. Sen söyle bana Kıymet Ana. Benim babam kim? Salih, çay koy Ferman'a. Buyurun Devin Hanım. Teşekkürler. Güzel bebeğimizin bir de fotoğrafını verelim. Vay 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 vay, hey yavrum benim be. Kontrolde hey görüşürüz. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkürler hocam. Hük demiş babasının burnundan düşmüş. Bakar mısın şuna? Baba sana kurban olsun, baban sana kurban. Ya mercimekken başlayamazsın manipülasyonlara ya. Ama yani babasının canı değil mi ya? Şuna bakar mısın şuna ya? Şuna bakar mısın? Aslan, bir şey söyleyeceğim. Sen yine de 12 haftalık olmadan kimseye söyleme, olur mu? Söylemeyelim. Ne güzelim, sen delirdin mi? Daha dün Leyla'yla konuşmadın mı? Ya işte tamam, sana söyleyeceğim diye heyecanlandım, ağzımdan çıkıverdi ona. Bir tek Leyla'ya söyledik, başka da kimseye söylemeyelim. Peki sana bir soru. Neden mesela 3 aylık değil de 12 haftalık? Ben de diyordum ki Aslan Soykan ne zaman jinekolojiye de kafa tutacak, geldi. Kızım yani ilk trimestere kadar, ondan sonra kontrol montrolü falan peştekiz, işte bunlar işte bir prosedüre giriliyor yani. Bak hele bak, nereden biliyor musun sen bunları? Bilmez miyiz yani? Elimize atmadığımız bir bu meslek kaldı. Boş vaktim olsa ben bunlarla da uğraşacağım da. Kendim geldim, kendim giderim, bak bizde işler. Ceylan, ne bu gürültü ya? Karşımda durma, bu ne böyle? Ceylan. Babaannen aşağıda. Kadın rahatsız, hasta biliyorsun. Rahatsız olabilir bu kadar yüksek sesten. Sessizlikten de ben rahatsız oluyorum anne. Başka türlü susturamıyorum kafamın içindeki düşünceleri. Biraz konuşabilir miyiz? Sen konuşmak için çok geç kaldın. Zamanında konuşsaydın belki kimse ölmezdi. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Efendim. Kardeş iyi misin? Geleyim mi? Birkaç işim var. Sağ ol kardeş. Tamam. Sevdiğimin yılbaşı organizasyonu kadar müsaade ettim anneme. Yusuf Soykan'ın o gün Serap'a yaptıklarını herkese anlatmazsa ben açıklayacağım. Herkes görecek. Herkes bilecek, duyacak. Tamam mı? Eyvallah kardeş, eyvallah. Sonra konuşuruz. Eyvallah. Yetmez kardeş, yetmez. Sevgilim az bekle. Benim tanıdığım Hülya Soykan. Hemen gerçekleri söylemez. Anlatmaz kimseye. O yüzden o davet günü. Onu kocasının yanına kendi ellerimle göndereceğim. Sonra da senin yanına geleceğim.
Az daha bekle. Az daha bekle. Kocanı el ele verip mahvettiğiniz kaçıncı hayat bu Hülya? Kocan dediğin senin de ağabeyindi Nedret. Unutma bunu. Yok, unutmuyorum. Buraya geldiğimden beri neyi fark ettim biliyor musun? Hani sen arkamdan iş çevirip beni buradan yolladın ya. Bu aileden uzaklaştırdın ya. Meğer bana iyilik etmişsin. Senin sayende ben temiz pak kaldım. Sağ ol Hülya. Sağ ol. He Mıcı, söyle gözüm. Ana, Bedri'ye ben 2 günden beri ulaşamıyorum. Kayboldu bir anda. Nerede kayboldu ya? Sen ne diyorsun? Ya Esti gürledi yine. Gitti evden. Sordum soruşturdum ama daha haberi yok. Oğlum sen ne... Sen dilin ne söylüyor? Sen kapa, ben bir hal çaresi bulacağım. Sen kapa. Sana Bedri yapma, bırak o sustalayı, bırak o seni. Dedim yapma. O senin baban. Buyurun Bedri Bey. Bu Adana Demirspor efsane gollerden buraya nasıl geldik biz ya? Ha? Bedri? Ne bu? Vallahi Balotelli bile soğutmadı içimi. Dünya Tokat Şampiyonası'na bakıyordum. Neden? Canım çekiyor. Tokat atmayı mı canın çekiyor? Tokat atmak değil de aslında şöyle sağlam bir dayak çekiyor canım. Ama öyle bir dayak yiyeyim ki yani başka hiçbir şey düşünemeyeyim. O zaman filmi vardı yani Dövüş Cemiyeti diye oradaki gibi. Baban yüzünden. İlyas Koruzade yüzünden mi? Neden olacak başka? Bunca yıl biz neler çektik. Babam olmasa ellerimden öldürürdüm o İlyas'ı da. Şimdi aynı öyle süremiyorum. Ben şuna bakayım. Alo, kimsin? Ben Arnavut Babir'in yeğeniyim de. Asıl sen kimsin Bedri kardeş? Ulan sen tek başına yiyecek adam mısın? Ne diyorsun lan sen? Ne yemesi? Kustururlar diyorum. Dayımın selamı var. Bundan sonra Marina'yı biz koruyacağız. Ney? Marina'yı mı koruyacaksınız? Sen o dayına söyle dönsün önce kendi korusun. Ulan sen İlyas Koruzade'nin eteğinin altına girdin de ondan mı böyle efeleniyorsun? Lafını bil de konuş. Asıl sen lafını bil de konuş lan. Sen bana bir konum yolla konum. Biz senden bir yüz yüze görüşek. Adın ne lan senin? Adın ne? Saffet ulan, Saffet. Gel lan gel. Yolluyorum konumu, gel. Hem de boks salonu. Zaten hırsımı çıkaracak yer arıyorum. Senden bir boks edek Saffet. Yağmur. Benim çıkmam lazım. Bizimle ilgili de takatim kalmadı. Aklım hep orada. Sen bana cevabını ne zaman vereceksin? Neyin cevabını? Ya ben neyin cevabını bekliyorum Yağmur? Evlenme teklifi işte. Ya Bedri, lütfen bana birazcık zaman ver. Ya benim için de kolay değil. Babam İlyas Koruzade diyorsun. Benim bir ablamla konuşmam lazım. Sonra bir eniştemle konuşmam lazım. Bu durum onları da ilgilendiriyor artık. Eyvallah. Bize biraz inanıyorsan git kiminden konuşman gerekiyorsa konuş. Ya yok, eğer inanmıyorsan da senin canın sağ olsun. Ne diyeyim? Hadi görüşürük. Nereye?
ruhumu rahatlatmaya. Bedir ya. Fırya Hanım. Asistanın müsait olduğunu söyledi. Ya, karıştırmış herhalde. Aksine bir yarım saate seansım başlayacak. Bir 5 dakika konuşabilir miyiz Devin? Bu son yaşananlardan sonra hiç kimseyle konuşamadım. Hülya Hanım, konuşacağınız kişi ben değilim. Artık Sevdem'le konuşmanız gerekiyor biliyorsunuz. Baş başa konuşmamızın da kimseye bir faydası olacağını düşünmüyorum açıkçası. Kızım ben buraya kendimi aklamaya gelmedim. Kendimi anlatmaya geldim. Peki, bir 10 dakikamız var sanırım. Evet. Uğur'la da yapabileceğimiz şeyler neler bakalım? Dökül İskoç. Buyur aslanım. Volta'dan alın teri tertemiz kazandığın para bir kenarda duruyor. Bizim o parayla girebileceğimiz 3 tane iş kolu var. Benim tespit ettiğim. Eğlence, emlak, ha? Otel diyorsun bize değil mi? Aynen aslanım. Biz bildiğimiz yerden yürüyelim. Çok uygun bir gece kulübü var, konuşabiliriz. Yine bir butik otel var, devrediyorlar. Ya da işte emlak işine gireceğiz, alsat yapacağız. Bakmasan bu aralar çok revaçta villalar Urla'da. 42 milyon çokmuş lan. Yok ya, bu eğlence mekanlarının falan derdi çok şimdi. Oralara girmeyelim tekrar. Emlakta, otelde onlara da bir soğuğum açıkçası. Sende ne var? Turgut Efendi. Dayıcığım ben bunu bir hazırlayayım, tekrar getireyim sana. Hani akşam elektrikler kesildi de çalışamadı gibi düşün. Ver bakayım. Vallahi. Ver, ver. Ver bakalım. Urla'da yapılabilecek işler listesi. Merdiven altı, kumarhane, tefecilik, kaçak incir ticareti. Buraya sonra geleceğim. Çökülebilecek mekanların tam sıralı listesi. Ulan A'dan Z'ye yapaydım bari. Dayıcım hepsi bunun suçu. Bu beni yanlış yönlendirdi. Ben oğlum çeşit misin sen? Ben ne yaptım lan? Ya oğlum sen demedin mi bana bildiğimiz işlerden bir liste yap diye? Benim bildiğim işler bunlar. Ne yapayım Allah Allah? Ya arkadaşım ben lan bana bak bana. Ben dün sizinle konuşmadım. Tertemiz bir dünya açacağım, tertemiz bir sayfa açacağım kendime demedim mi? Evet. Dün benim evimin bahçesinde varil varil kara para yakmadık mı arkadaş? Yaktık. Ben ne istiyorum? Ben vergimi ödemek istiyorum ya. Hayattaki en büyük problemimin KDV stopaj olmasını istiyorum arkadaşım. Benim bunu istemem suç mu? Çok mu bir şey istiyorum? Yok dayıcım. Lan kaçak incir ne? Dayıcığım öyle deme, o işte çok iyi para var. Yani tabii Ege incirin yerini kesinlikle tutmaz ama yani onun kuru olarak satarsak var ya çok büyük para buluruz, haberin olsun. Ya Turgut senin ben... Aslan. Hala. Hala gel. Heh, ne oldu? Hoş geldin. Tam zamanında geldin. Hoş geldiniz. Biz hadi gidiniz. Ne yaptın hala? Sen düşündün mü şu Marina'nın hisselerini devralma işini? Yok ben onun için gelmedim. Ne için geldin? Başka bir mevzu vardı. Ne oldu? Mevzu Bedri. Bir de İlyas. Ben hiçbir şey duymadım, görmedim. Hatta o gün evde bile değildim. Serap bir şeyler söylemeye çalıştı ama öyle körü körüne Yusuf'u suçlayamadım doğrusu. Gencecik bir kızın hayatı söz konusuyken siz Yusuf Soykan'ın hakkına girmekten mi korktunuz Hülya Hanım? Yok, Yusuf benim umurumda bile değildi. Ben evlatlarımın hakkına girmekten korktum. Onları yaşatabilmek için neye inanmam gerekiyorsa ona inandım. Sana çok açık bir şey söyleyeyim mi?
o ihtimale kapılsaydım ne olacağını biliyor musun? İlyas'ı sen de tanıyorsun. Onun gözüne eşiktekini görürdü ne beşiktekini. Yusuf'la yetinmezdi. Benim bütün ailemi silerdi. Evlatlarıma göz dikerdi. Ceylan o zaman daha 3 yaşındaydı. 6 bile bezliydi. Yani ne yapabilirdim? Evlatlarım ağır bastı. O korkunç ihtimali düşünmek bile bir azaptı benim için. Ama o azap geldi ve benim yüreğime çöktü şu anda. Başka bir yol bulamaz mıydınız? Bulabilirdim belki ama denemedim. Sebep olduğum her şey için, Yusuf'a inandığım için çok pişmanım. Hülya Hanım, geçmiş artık geçmişte kaldı. Artık geçmişe dair sizin de, bizim de değiştirebileceğimiz hiçbir şey yok. Ama şimdi, şu an yapabileceğiniz bir şey var. Bunca yıl sustuğunuz, yok saydığınız, söyleyemediğiniz her şeyi gidip söyleyip Serap'a ve onun gibi onlarca kadına bir ses olabilirsiniz. Onları görünür kılabilirsiniz. Sen de aslan gibi düşünüyorsun. Sevdeme git orada. Aileyi bütünüyle tarihe göm diyorsun yani. Susmayın istiyorum Hülya Hanım. Susmayın. Bugüne kadar susmuşsunuz zaten. Bir tane insanın hayatını mahvetmişsiniz. Artık susmayın, konuşun. Çocuklarım, torunlarım hepsi bu korkunç olayla anılsın mı istiyorsunuz? Hülya Hanım, hiçbirimiz ailelerimizin günahlarının sorumluluğunu taşımak zorunda değiliz. Siz önce kendinizi düşünün. Siz kendi çocuklarınızın sizi nasıl hatırlamasını istiyorsunuz? Sizi nasıl anmalarını istiyorsunuz? Bakın, ailelerimiz bizim hayatla aramızdaki bir bağ kurmamıza da sebep olabilirler. Ya da o bağı koparmamıza da sebep olabilirler. Siz bu çocukların ailesisiniz. Siz düşünün, onların hayatla arasındaki bağı sağlamlaştırmak mı istersiniz? Yoksa bu bağı kopartan kişi mi olmak istersiniz? Önce bunu bir düşünün lütfen. Teşekkür ederim kızım, beni dinlediğin için. Sevdemle görüşürüz Hülya. Tamam. Hiç sakın Yağmur. Hülya Soykan'la ilgili bir şey söyleyeceksen hiç sırası değil hakikaten. Hayır ablam. Mesele benimle ilgili. Benim sana ihtiyacım var. Gel. Ya sen hala bana nasıl böyle bir şey söylemedin sen? İşte. Biz seninle aynı sofrada oturduk, aynı ekmeği kırıp beraber yedik. Ya sen bizim bu adamla aramızdaki teşrike mesaiyi biliyorsun. Biliyorum. Bu adam bizim düşmanımız. Biliyorum. Ya ben Bedri'ye bir şey olacak diye korktum aslan ya. Yani atla katır tepişir, eşek arada ezilir. Ben Bedri'ye bile yeni diyebildim. İlyas'ın haberi var mı? He. Acına kurt düşmüş, gitmiş test yaptırmış, öğrenmiş. Ama yine İlyas söylemedi. Yine kattın sen söyledin. Yok, ya peki öyle. Bak şimdi bak. Neden 30 sene sustun da şimdi kalktı söyledin? Seni iten ne oldu buna? Söyle bakayım. Ya işte Bedri kalkmış Adana'ya gitmiş. Adana'da araştırmış. Benim boynumu bükenin İlyas olduğunu öğrenmiş. Yetişmeseydin babasını. Allah saklasın. Ya.
Adam falan taktın mı peşine bedenin? Ne yaptın? Şimdi Müce'yle kalıyordu zaten. Yani Müce bana iyi kötü haber veriyordu. Geçen gece kalkmış gitmiş. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Aslan ya. Olur bir hal çaresi bul. Sen bu çocuğu tanıyorsun. Bak bu çocuk deli dolu bir çocuk. Ya ters bir şey yapar diye çok korkuyorum. Sen merak etme. Tamam ben... Tamam. Tamam. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Ben gideceğim onu bulacağım. Tamam. Tamam ben bulacağım. Sakin. Allah razı olsun. Sana da haber vereceğim. Bedri! Aylin sen ne arıyorsun burada? Bu Arnavut muhabir çakallık peşindeymiş. Onu uyarmaya geldim. Uyarıya falan acet yok. Aradılar beni de mevzu Marina'ymış. Kendi göbeğimi kendim keserim ben. Tek başına. Senin bir de ekstra günü keserler haberin var mı? Bir araba dayak yersin ha. E işte. Ben de içimdeki cereyanı boşaltacak yer arıyorum. Oğlum manyak mı lan ne diyorsun? Lan yürü git eko canım sıkma benim hadi. İyi siktir git bana ne? Ne yapıyorsan yap. Tamam. Ben hemen konuşup dönüyorum şimdi sana. Aslanım. Eko aradı da şimdi. Bu Bedri Arnavut Babür'ün Bakırköy'deki boks salonuna girmiş tek başına. Bunlara hesap soracağım falan gibi laflar etmiş Eko'ya da. Oğlum o çocuğu harcarlar orada. Harcarlar yürü. Yürü yürü yürü. Hadi. Ne? Bedri mi? Ne demek Bedri ya mı? İşte oldu öyle bir şey. Ben de seninle konuşmaya geldim. Hayda. Burada Saffet diye bir lale varmış. Saffet kim lan Saffet? Benim lan. Geldin mi lan? Döveceğiz dedin geldik Saffet. Gel lan benim cereyanımı boşaltmam lazım. Neye güveniyorsun lan sen? Boksör müsün? Yok. Adanalıyık. E peki Yağmur yani Bedri'nin babası İlyas biliyorsun. Sen bunca zorlukla mücadele etmeye hazır mısın hayatım? Bilmiyorum. Bilmiyorum abla, o yüzden buraya geldim. Hani aklım tabii ki böyle bir şey olmaz diyor. Ama kalbim deli gibi evet diyor işte. Ne oldu lan Saffet? Vursan oğlum, yuvata mı çıktın lan? Yağmur, Yağmur senin aşk hayatına diyeceğim de yani. Onu diyecek de son kişiyim herhalde. Ya ben denemedim mi zannediyorsun? Yani uzaklaştırmaya çalıştım, her şeyi yaptım ama olmadı işte. İnsan kalbine söz geçiremiyor abla. Yok mu lan bir tane Allah'ın kulu? Hani dövecektiniz? Bırak lan!
Eko peki? Onunla ilgili hiçbir şey kalmadı mı içinde? Kalmadı. Aklımda da kalbimde de Ekrem yok. Ama Bedri var. Sadece. Bir de bir şey daha var. Bedri bana evlenme teklif etti. Zaten. Yapma şunu ya. Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Lütfen. Tamam peki. Senin kalbin ne diyorsa, için ne diyorsa doğru olan odur zaten. Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok burada. Benim güzelim, sakın unutma, ben senin ailenim, biz senin aileniz. Ne karar verirsen ver, her zaman arkandayız, bunu unutma, tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum, gel bakayım buraya, özledim seni çok. Beni daha yalnız bırakma. Oh, evet, ne kadar uzak kaldık. Aslan! Aslan Soykan! Aslan Soykan yok! Düz aslan kardeş! Hayır. Oğlum! Sesini... Hayırdır lan! Gel buraya, gel! 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 Yok! Gel! Gidin lan! Kalkan gel buraya, gel! Yürü! Eko! Eko! Eko kalk! Lan! 10 tane adam, 2 kişiye dalmaya utanmıyor musunuz lan siz? Ha? Bana bak. Nerede o? Nerede Arnavut? Arnavut nerede? Dayım burada değil. Memlekette. Bak söyle ona. Aslan meydanı boş bırakmaz, anladın mı? Ailemden birisine dokunursa onu... Anladın mı? Hadi git şimdi söyle. Hadi. Yürü! Lan yürü! Sen ne giriyorsun araya kardeş? Bıraksaydın ya öldürselerdi beni. Ölmedi. Ne kaynıyorsun sen araya? Ölmedi ya oğlum, ölmedi ya. Ustalığı gördün mü sen? Ağzından yakaladım. Lan ne tutuyorsunuz adamları, ne tutuyorsunuz? Böyle hayatı... Gel oku, gel bir eline bakalım. İyi misin kardeşim? Bedri. Bedri, bak bakayım bana. İyi misin oğlum? Kendine gel. Nasıl geleyim lan? Nasıl geleyim? Nasıl geleyim ben? Ne yapacağımı şaşırdım. Bir bilsen benim kalbimdeki yarayı sen. Oğlum bana bak. Bana bak, kendine gel. Biliyorum. Neyi biliyorsun ya? Neyi biliyorsun sen? İlyas'ı. Bütün hayatım yalanmış ya benim. Anam o kadar cefa çektirmiş, hayatını mahvetmiş. Ne yapayım ben abi, bana bir şey söyle. Babam mı öldüreyim? Ne yapayım ben Aslan abi, bana bir şey söyle. Kardeşim benim, bak bakayım bana. Şş, bana bak, alo. Bedri, gülüm, bak. Bak bana. Bizim bu baba meselesinden dolayı şansımız bir türlü yaver gitmedi. Tamam mı? Hayatımız boyunca yüzümüz de gülmedi. Benim babam olacak o herifin gidip mezarına benim yakasım var, biliyor musun? Ya gidersin onunla helallik istersin ya da bunca senin hesabını sorarsın. Bak senin baban, ben aranıza girmem. Ama bak orada bir senin anan var ha. O kadın hürmetlidir, kıymetlidir. O kadın gidip elini öpeceksin. Bak o kadını üzmeyeceksin. O kadın kıymetli kadın. Ben anama kurban olurum abi. O istesin, ben canımı vereyim. Oğlum can man kimse senden istemiyor lan. Bana bak.
Git ananın elini öp. Anadır lan o. Kardeşim benim. Ananın elini öpeceksin değil mi? Ha şöyle ya. Çabuk. Bak bakayım bana. Şimdi sen şöyle güzel bir arabaya bin. Senin ağzını burnunu güzel bir temizlesinler, tamam mı? Pansumanını yapsınlar. Ondan sonra git. Eyvallah. Hı. Her şeyi söyledik madem. Benim sana diyeceğim bir şey daha var. Buyur. Ben Yağmur'a sevdalandım. Ne? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya sen bana sabır ihsan eyle ya. Ulan maşallah dediğimiz tavuk 3 gün yaşamıyor. Oğlum bu... Yağmur'un gönlü var mı sende? Vallahi aşız desek yeridir kral. Ya senin ben kralını şimdi... Ya... Yürü git hadi, yürü git. Yürü git. Eyvallah kral. Sağ ol her şey için. Ya yürü oğlum, yürü. Alo. Aslan. Bedri ile alakalı bir havadis var mı oğlum? Var var, buldum yerini. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. Biraz toparlasın kafasını. Söz veriyorum. Gelip senin elini öpecek. Allah senden razı olsun Aslı. Eyvallah eyvallah. Eyvallah canımsın. Hadi eyvallah. Hoş gördük. Hoş bulduk. Hoş. Siz de hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk. Leyla, bu ısrarın sebebi ne? Ne yapacaksın? Şuranın kapısına 10 senedir bir defa girdim. Onda ne yaptığını biliyoruz. En iyi bildiğim şeyi yapacağım. Küçük kızları senden koruyacağım. Hatırlarsan zamanında bir tanesini koruyabilmiştim. Zor oldu ama oldu. Adı Leyla'ydı. Halanın eteklerine sığınarak. Yok, benim eteğime sığınmıyor. Maşallah yüreği benden kor. Dikkat et, seni kavurmasın Hülya. Başlayalım mı hanımlar? Hadi bakalım. Etkinliğimiz için bütün hazırlıklarımız tamam. Önce yıllık faaliyet raporunun sunumuyla başlayacağız. Arkasından da her iki adayımızın konuşması olacak. Bunun ne işi? Ne işin var burada? Konuşacağız. Bak. Orada kocaman yazıyor. Kızlara ses ol. Bu vakfı kurarken derdiniz bu değil miydi? Yusuf Soykan'la.
Bize izin verir misiniz? İyiydik böyle ya. Daha dinleyeceklerimiz vardı. Neden geldin? Yarın burada herkesin gözünün önünde yıllar evvel karım gencecikken, gencecik bir kızken kocanın yaptıklarını anlatacaksın. On altı yıl önce sustun ya, yarın onun sesi olacaksın. Eğer birazcık gururun kaldıysa, sadece kocanın yaptıklarını değil, kendi yaptıklarını da anlatırsın. Her şeyi bilip nasıl sustuğunu anlatırsın. Hiç olmazsa bunu yaparsın. Her şey için çok özür dilerim Leyla. Yaşadığın her şey için çok özür dilerim. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Bir, seni çok seviyorum. İki, itiraz istemiyorum. Bana gidiyoruz. Ya arkadaş bir bu eksikti zaten bak ha. Yani ailemizden birisinin bir koruzade olmadığı kalmıştı. O da oldu, tam oldu artık. Ya bak ben çamurdan çıkmak için azami gayret gösteriyorum. Beni bir şekilde bataklık içine çekiyor ya arkadaş. Anlamıyorum ya. Bedri iyi bir çocuk ama ya Aslan. Bizim ailemizin de bir parçası yani. Sen şimdi kendini onun yerine koy. Bir empati kur. Kim bilir ne kadar acı çekti, ne kadar öfke duydu. Yani kolay değil yaşadıkları, düşünsene bir. Ulan arkadaş. Empatiden öldü diyecekler ha. Yarın öbür gün mezar taşıma yazacaklar empatiden gitti diye. Empatiden öleceğim ben, şerefsizim. Halaya empati duy. Duy. Kardeşe duy. Eyvallah. Kuzene empati duy. Ona da duy arkadaş. Ya benim daha çocuğum yok. Daha baba değilim. Dert babası oldum. Anlamadım ya. Bir şey söyledim peki? Ya konu? Ha bu şey ya... Onların sen nereden? Vallahi bugün öğrendim. Yağmur'la. Evet. Bir de bunun böyle bak öyle bir zamanda gelip söylüyor ki bak çakal bir de uyanık. Bir tatlı su kurnazı. Öyle bir zamanda söylüyor ki ağzın bunu bir etmişler üzerine dövemeyim diye, anladın mı? Ama aşıklar ya bence Aslan. Yağmur bayağı ciddi gözüküyordu yani, o gözündeki parıltıyı falan gördüm. Allah akıl fikir selamet etsin ya, yapacak bir şey yok. Ya bana bak. Hı. Aç mısın? Açım. Bir dakika. Açım. Aşermeli mi, düz mü?
Dümdüz açım ya. Güzel bir pizza yesek aslan. Vay arkadaş. O zaman seni dur bakalım. Seni İstanbul'un en harbi pizzacısına götüreceğim. O parmaklar bugün yenecek. Tamam hadi bakalım. Ama baştan uyarıyorum bak. Benim pizza zevkime karışılmasın ha. Bak yürek dayanmaz. Kalbi ve pil taktırırım bak. Şimdiden şerefsizim. Şimdiden söyleyeyim. Bir dakika o ketçaplı pilavdan sonra yüreğim kaldırmaz bunu. Görelim bakalım dur. Bu aldığın her ısırık için İtalya'da bir insan şu an ölüyor. Aslan sen kendi pizzana bak ne olur. Benim pizzama karışma. Benim zevkim benim pizzam ya. Allah Allah. Ya bak gerçekten diyorum. Bir de benim çocuğumu şu anda doğuracaksın. Artık çok da geç. Aslan abart iyice ya. Oldu olacak boşa beni. Ananaslı pizza yiyorum diye. Kızım mekanın sahibi de tanıdık şimdi. Mahcup oldum anladın mı? Bir kere sen kendi pizzana bakar mısın Allah aşkına? Sucuklar, kıymalar bilmem ne kebap gibi pizza istemişsin. Yemin ediyorum iştah miştah bırakmadın ha. Bak bu iş böyle olmaz. Ketçaplı pilav bir yere kadar. Sen en güzel yemeklerin katilisin. Bir kere sen ketçaplı pilavı sevdin. Hadi oradan. Tabii ki sevdin aslan. Ön yargılı davranıyorsun yine. Bir yesene yemedin ki hiç tadına bak. Öyle karar ver. Ön yargılı olma. Yok efendim öyle bir şey yok. Bak çiğ tavuk yerim. Ananaslı pizza bana asla kimse yediremez. Herkes önünden gitsin. Yürü orada. Hayır yürü yürü. Oğlum lütfen konuşalım. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Amin ettim. Kliniğe geldi bugün. Neler anlattı? Kendini mağdur ilan etti mi? Hı? Bu hikayenin en mağdur insanı benim dedi mi? Demişti. İnanmam. Ya demedi aslında. Hatta bunca zaman sessiz kaldığı için çok pişmandı. Vicdan azabı da gerçekçi gözüküyordu açıkçası. Yine de bilmiyorum. Ama yani annenin içinde şu an iki tane Hülya var. Bir tanesi sonradan tanıdığımız, iyileşmeye başlayan Hülya. Bir tanesi de bildiğimiz Hülya Soykan işte. Birisi annem, diğeri de o adamın karısı. Yarın birisi birisini öldürecek. Kalıp kim kalacak? Uyumayacağım. Eşek gözlü kız geliyor yanımda sabaha kadar ağlıyor. Hülya. Yusuf mu bir şey yaptı ona? Ha? Anneciğim uykun kaçacak. Sabah konuşuruz bunları olur mu? Hadi. Hadi uyu artık. Hadi canım. Aslan'ı gördüm bugün. Bedri'nin babası İlyas dedim ona. Ama boşuna sevinme. Aslan köprüleri yakmadı. Tam tersine beni teskin etti. Sonra da Bedri'yi görmüş. Onun da öfkesini dindirmiş. Sağ olsun. İyi, oğlunla barıştın artık işte. Bu gece iyi bir uyku çek. Hülya. Sen de çocuklarınla barış. Bak, kır şu inadını. Yap şu konuşmayı cemiyette. O konuşmayla ailemi mezara mı gömeyim istiyorsun? Aileni değil. Yusuf Soykan'la Hülya Soykan'ı göm istiyorum. Bak o zaman ne olacak biliyor musun? O zaman eski Hülya yeniden doğacak. Ben o Hülya'yı tanıyorum. Gerçi o genç Hülya benim canıma ot tıkadı ama kendi çocuklarının da canı oldu. Onlara can verdi. Hülya, bak bu Sabiler sana neden öfkeli biliyor musun? Çünkü onların analarını çaldın sen. Geç oldu iyi geceler. Hülya. Ne olur dediklerimi hatırla. Hem o
Eski Hülya'yı hatırla. Çocuklarını anasız koyma Hülya. Dur, dur. Oh. Dur, fena dağılmışsın. Ruhun rahatladı mı bari? Ya böyle dövüş cemiyeti olmaz olsun. Bizim memlekette hiçbir şey filmlerdeki gibi olmuyor vallahi. Az biraz rahatladı ruhum da, dövüşten değil. Oh. Niye? Aslan da biliyor artık her şeyi. Nasıl, neyi biliyor? İşte İlyas'ı, seni. Sen konuştun mu ablanla? Konuştum. Hani ilk tanıştığımızda keko dediydin ya bana. Doğru vallahi, yalan yok, ben kekoyum. Ama senin elini de bir tutarsam bir daha da ne olursa olsun bırakmayacak kekoyum. Anca sen bırakırsan ayrılır ellerimiz. O zaman da seni kalbime gömerim. Bu sevda da ölene kadar bitmez. Söyle şimdi. Cevabın ne? Evleneceğim mi benimle? Rahatladı işte. Tatları şimdi mi alırsınız, biraz daha mı? Alırız. Alırız. Bak sağ şimdi. Gel. Kulüp işini zaten kaldırdık. Tamam. Ona su. Geriye kaldı sadece otel. Bak şimdi, ben sana bir fizibilite çıkartıyorum. Aşağı yukarı böyle bir rakam çıkıyor ortaya, otel içinde. Ama şöyle bir riski var onun da, tamam mı? Tek sezon. Sezonluk ya. Sen niye hala fiyakalı işler bakıyorsun böyle kendine? Biz Urla'ya böyle sakin, huzurlu bir hayat için gitmiyor muyuz? Vallahi benim için hava hoş güzelim. Bana desen ki, Aslancığım ben yavrumuza da bakarım, sen de çalışma, sana da bakarım, ikinize de bakarım desen, tamam, hava hoş benim için. Diyebilirim, tabii ki diyebilirim. Ne var yani? Niye konuyu hemen erkek dediğin eve parasını getirir, kadın dediğin hemen çocuğuna bakara getiriyorsun? Ne var yani? Ne alakası var beni şimdi cinsiyetçi ilan ettin yani? Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Aksine benim psikolog karım var yani, kafam dibine kadar rahat. Ne demekmiş o? Gel. Şimdi senin melek yatırımcın olduğunu düşün. Tamam, evet, öyle düşün. İzmir'de hemen bir tane sana klinik, bir şube açıyoruz. Tamam. Tamam. Müşterileri toparlıyorsun. Neydi o bizim Metin'den Neslihan? Kaç para alıyordu? İki tane psikolog. Metin 3, Neslihan'da. Metin 3, Neslihan 4. Güzel para bak. Bak şimdi. Ben sana 5 verdim. 5. Eyvallah. Koca kontenjanından değil. Piyasanın en iyisi sensin. 5. Bak şimdi. Bak. Burayı iyi dinle bak. Günde 6 müşteri. 6 müşteri. 5. Sakin. 5 çarpı 6. 30. Bak günde 30. Haftada 5 çalışıyorsun. 2 günde ailene vakit ayırıyorsun. Çoluğuna, çocuğuna, aslanına. Tamam mı? Çarpı 5. Haftada 150. Ayda kaç hafta var? 4 var. 4. 4. Hemen çarp 4 dedi. 600. Şu paraya şerefsiz çalışmam ben de. Ya. Ya vallahi bir daha çalışmam. Ah ah sevgilim. Keşke her şey öyle olsa ama değil işte. Yine de sağ ol ya. Ne yapayım o zaman? Sen bana akıl ver. Yemek yapmayı seviyorsun mesela. Hmm. Çok da iyi yapıyorsun. Volta'nın yemekleri efsaneydi. Ne bileyim, bir ekip kursan.
Olmaz mı? Restoran işi diyorsun yani. Restoran. Şöyle Urla'da böyle bir üzüm bağının içinde böyle minicik bir yer. Birkaç tane masa sadece. Bir aile restoranı. Bak hele sen. Restoranın ismini de buldu bak. Ya güzel değil mi? Bir aile restoranı. Evet. Sen bu fikrimi benim bir düşün. Güzel fikir bu. Bunu düşün. Yazdım, kenara koydum. Hah, geliyor musun? Hadi bakalım, geldi mısırlar. Al ver bakalım işte, adamım. Ver işte koç, ver. Al amcası. Bu da bize. Tek başına götürmek yok ha. Ablanla paylaşacaksın. Baba, o hepsini yiyor ama. Asıl sen yiyorsun hepsini. 40 yılın başı ailecek sinemaya geldik. Yapmayın çocuklar. Annen doğru söylüyor oğlum. Hem paylaşın. Bak o senin ablan. Gelin bakayım böyle. Gel 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 gel. Öp bakayım babayı yanaktan. Ana canlarım. Paylaşıyorsunuz tamam mı? Paylaşıyoruz tamam mı abla o? Ne bakıyorsun? O niye hepsini tek başına yiyor? Çünkü ben löpmüşüm. Hem sen biraz paylaşmayı öğren. Bak baban gibi paylaşımcı ol. Löpmüş ne biliyor musun oğlum sen? Ben anladım. Teşekkürler. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Bu arada iyisin değil mi? Yani yorgunluk falan bir şey yok. Yoksa gidelim. Gören de 30 hafta kalmayayım sanacak. Ya neyse ne iyi oldu. Dur daha yeni başlıyoruz. Sen kimseye bir şey demedin değil mi? Yok dememiştim. 3 aya kadar deneyeceğiz dedik ya demedik. 12 hafta. Aynı şey değil mi? Hayır. Değil. Tamam. Gülüşün de tamam. Evet. Biletler tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyur abi. Güzel mi bu? Komedi mi bu film? Komedi abi. Komedi. Güzel komedi. İyi. Bak. Görüyor musun? Ekrem abim bana çift kişilik büyük koltuk almış. Neden? Çünkü ben löbmüşüm. Love Seat onun adına. Tek başına olduğunu nereden çıkardın? Asuman da gelecek. Aha geliyor. Ay geliyor. Tilki Bey ben geldim. Buyur. Cenazemize hoş geldiniz. Aşk koltuğu. Ne? Koltuk diyorum. Aşk koltuğu almışsınız bize. Ben almadım ya. Eko almış. He. Hani kız yatıyormuş ya bunlar. Yatırak mı? Yatırmayak. Yatırmak falan yok Asuman Hanım. Ne yatırması ya? Buyur kardeşim. Sağ ol Aslan abim. Kesenin bereket hayatım. Bereket canlarla gelir gülüm. Şiir mi oldu ha? Bana bak. Ben bir tuvalete gidiyorum. Ben de arabayı söyleyeyim. Valeden dışarıda buluşuruz. Niye bugün buzdolabı aldınız? Asuman. Allah'ın adını verdim. Doğruyu söyle. Neydi? Bu nedir? O gece. O gece otelde ne oldu? Deme. Demem. Vallahi kimseye demem. Sen hiç ağlık kalmasın. Ben kimseye anlatmam onu. Peki sadece bana söylesem. Ha? Yalan! Pardon. Oğlum yavaş, sakin biraz ya. Pardon. 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 Kız, anam karı bayıldı. Komik sıkan bir. Devin.
Demin. Kardeş. Kardeş. Bizim aracı eşim istedi mi? 51-13'te bitiyor plaka. Bak bakayım. Abi sizin araç hala burada. Anahtarlar burada. Nasıl ya? O ne demek ya? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Devin! Bana bak. Benim eşim gördün mü sen? Uzun boylu beyaz bir palto var üzerine sarışın. Yok abi. Nasıl gör... Devin! Devin! Sağ olun. Arabayı nereye çekmiş? Burada abi. Adana'da öyle dedi. Şimdi nasıl güzel. Tabii. Beğendiniz mi filmi? Çok güzel. Şerif abla dediğiniz şeyler varmış. Vallahi çok güzel. Vallahi al benden de o kadar. Ben var ya uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Allah hepimiz güldük abi de. Turgut abi sen niye gülmedin? Vallahi Eko benim hayatım film gibi gözümün önünden geçmiş. Aşk, vahşet, gözyaşı, intikam. Nesine güleyim? Tigili Bey sen beni bırakacaksın mı eve? Ha bırakır tabii canım. Niye bırakmasın? Ya biz zaten aslanımla konuştuk. Yarın tüm aileyi alıp yılbaşı kutlaması için bırakman gerekecek zaten. He bırakacaksın yani he mi? Bırakacağım. Hayır, o zaman görüşün haydi. Geçin arabaya. Allah'ım Devin! 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 Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. Hanımefendi, eşimi gördünüz mü buradan birisi geçti mi böyle sarışın, beyaz paltolu? Hayır, hayır, kim? Hiç görmüyorum. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Devin! Aradım. Devin! Devin! Aslan, Aslan! Neredesin sen ya? Neredesin sen? Buradayım senin. Telefonun kapalı senin, arıyorum seni. Senin telefon neden kapalı? Aslan özür dilerim hayatım. Yılbaşı için ben şarjım bitmiştir. Bir şeyler almaya çıkmıştım. Ya masada senin telefonun bak bir daha bak, bir daha, bir daha bak. Gerçekten bir daha. Tamam, tamam. Bir daha gözümün önünden bir yere kaybol. Tamam, 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 tamam sevgilim, tamam. Bak. Özür dilerim. Gel. Tamam Aslan. Sakın. Özür dilerim sevgilim. Sakın. Tamam, tamam canım. Sakın. Buradayım, tamam. Buradayım. Ya sen evde mi kalacaksın? Bizim evde. Yok, benim anam gelmiş. Şimdi o beni bekler. Aa, anasını seven erkek. Ya sen var ya tam benim tipimsin ha. Ya insan anasını sevmez mi ya? Anam benim her şeyim. Ana gibi yar olmaz derler. Aynen öyle. Ah anacığım ah. Her şeyin. Allah. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Aferin lan Çeyrek. Babam benim sana bir maruzatım olacak. Soykanlar yılbaşını hep beraber kutlayacaklarmış. Yani yarın tüm aile hep bir arada olacaklarmış. Aha bu kulaklarımdan duydum. Vah be. Senin adın neydi? Ferman babam. Takip cihazları tamam abi. Ne yapıyoruz? Gereken neyse onu yapacağız Salih. Soykanlar yeni yıla giremeyecek.
Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizleri burada görmek ne güzel. Ne haber yavrum? Hoş bulduk. Hokkai Yamashita Konbanma. Ne demek? Yonca evcimik 90'lar. 90'lar iyiydi ya. Öyle dedi en son. 90'lar iyiydi. Nereden biliyorsa 90'ları. Çocuktu o zaman. Koruyamadım. Yanında olamadım, yetemedim. Yapma canım bunu kendine, ne olur. Sen sevgilinle onun hep yanında oldun zaten. Ya bu kadar suçlu varken sen kendini suçlayamazsın Cihan. Aynen öyle. Onu yalnızlığa mahkum edenler düşünsün bunu, sen değil ki. Eğer ailesi yanında olsaydı, babası yanında olsaydı... Serap da susmazdı, bunlar da yaşanmazdı zaten. Yunus sonu gerçekten karanlıkmış. Kim olacak şimdi benim yanımda? Biz. Ailen. Biz kardeşim benim, biz. Biz senin elinden tutacağız. Biz sana sarılacağız. Biz seni bırakmayacağız. Biz bir aileyiz çünkü. Ha? Kardeşim benim, biz bir aileyiz. Kardeşim benim. Ay. Aa. Anne, biz uyku tutmadı. Hay Allah. Canım benim. Kaya. Dayı, sen üzülme, tamam mı? Ulan parça parça ettiniz akşam akşam ha. Evet bakalım hadi. Ay ay. Evet. Hanginizin karnı aç? Aslan Şef soruyor size. Hayır benim de aç. Bizim. Aa, peki. Geceleri mutlu olmak için ne yapıyoruz? Kahvaltı. Kahvaltı. Yanında... Ha? Gelsin sucuk. Menemen. Sucuk. Sin sucuk. Yağlı ballı börekler. Kızarmış ekmek. Üstü tereyağı. Ha? Çörekler, tereyağlar, baklavalar. Hadi bakalım yiyin. Hülya, özlemedin mi beni? Kaçırma gözlerini. Sarıl bana. Çocuklarımızın kokusu var üstümde.
son ne zaman doya doya kokladın onları? Bu kadın için her şeyi feda etmeden önce değil mi? Söyle Hülya, değdi mi? Değdi mi? Yusuf Soykan'ın hayatını mahvettiği mazlumların vebali senin de boynunda. Bu hediyeyi kabul ettiğin günden beri hem de. Bırak. Çıkar o kolyeyi Hülya. Lütfen. Yapamam. Anlat bütün gerçekleri bugün. Herkes bilsin. Olmaz. At yükünü omzundan, kurtul. Olmaz, yapamam. Yaparsın. Ben yanındayım. Olmaz, hayır. Hayır, yapamam. Kolye nerede? Kolyem nerede? Kolyem nerede? İkinizi de tebrik ederim. Bu ilişkiniz için çok güzel ve büyük bir haber. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi mutlu. Endişeli. Endişelenecek ne var ki yavrum, ne oldu? Aslan, sakın yanlış anlama. Ben de çok mutluyum. Gerçekten, hatta mutluluktan çıldıracak gibi oluyorum, inanın. Ama korkuyorum da. Yani bebeğimize gerçekten güzel, böyle güvenli bir gelecek sunabilecek miyiz? Çünkü bu dünyaya gelmek onun kararı değil. Onu gerçekten mutlu edebilecek miyiz? Ben iyi bir anne olabilecek miyim? Ne bileyim yani, ister istemez bakıyorum böyle. Kendi ailelerimize bakıyorum, büyütülme biçimlerimize. Bebeğimizin de böyle bizim gibi yanlış sevilmiş, yalnız bir çocuk olmasını istemiyorum. Bundan korkuyorum açıkçası. Ben sadece onu çok sevmek istiyorum. Ama böyle aşırı değil, yeterince. Az da değil, çok da değil. İstediği zaman yalnız kalmasını da istiyorum. Ama kendisini asla yalnız hissetmemesini de istiyorum. Ve bütün bunları becerebilecek miyim bilmiyorum açıkçası. Kusura bakmayın, bu aralar böyle kapı gıcırtısına. Böyle ağlar oldum, özür dilerim. Duygularınızı o kadar sağlıklı bir şekilde ifade ettiniz ki Devin Hanım, çok teşekkür ederim. Korkularımız, endişelerimiz, bunlar bizi hayatta tutan duygulardır biliyorsunuz ki. Çocuk sahibi olmak gibi hayati bir konuda böyle duyguları hissetmeniz kadar sağlıklı başka bir şey olamaz. Siz Aslan Bey nasıl hissediyorsunuz? Yani sadece mutluluk duygusunu mu hissediyorsunuz? Ben tamamen, yani dümdüz mutluluk hissediyorum. Ayrıca karımın tüm endişelerini ortadan kaldırmak için ömür boyu yanında olmak istiyorum. Bu arada hocam, Paris Maris soğuk diyorlar, hatta böyle en soğuk kışını yaşıyormuş. Nedir orada durumlar? Aslan yapma, niye yapıyorsun bunu? Ne hissettiğini niye söylemiyorsun sevgilim? Söylesene tam zamanı. Ne hissediyormuşum ben ya? Anlamadım. Ne hissediyorum? Dümdüz mutlu olduğumu söyledim aşkım. Ne söyleyeceğim yani? Oturayım ağlayayım mı seninle beraber? Ne yapayım ben anlamadım. Ben gerçekten anlamadım şu anda. Yani dümdüz mutluyum, o kadar. Başka bir şey yok. Peki Aslan, peki. Dün gece pizzacıda yaşadığım şey normal miydi? Senin o bana anlatmadığın kabusların mesela. Yani. Aslan Bey, bunları bizimle paylaşmak ister misiniz? Kabuslarınızı, dün geceyi mesela. Ya bir şey olduğu yok. Görmedim bir an devini. Tamam mı? Yani böyle yanımda göremeyince de telaş ettim biraz, o kadar. O kadar, başka bir şey yok ya. Yani. Öyle ufacık bir telaş, önemli bir şey değil diyorsun. Ya Devin, tamam uzatma işte, git. Dediğim gibi bu endişe, telaş, korku, bu tür duygular böyle bir durumda son derece olağan ve sağlıklı. Sadece şunu unutmamak gerekiyor. Doğacak her çocuk kendi hikayesini yaratır.
Sizde de öyle olacak. Siz de anne baba olma yolunda kendi hikayenizi yaratacaksınız. Geçmişten gelen ya da ailenizin üstünüze bindirdiği yüklerle değil. Sadece kendi hikayenizle. Garam, yeni bir haber geldi. Neymiş hanım? Aslan'ın karısı debeymiş. Aslan'la dadacak evlat acısını demek ki. Eğer karısından daha çok yaşarsa tabii. Paris'in tadını çıkarttı. Bir sonraki seansta görüşürüz. Görüşürüz. Aslan. Sevgilim. Benim için, bizim için, bebeğimiz için endişelenmen, korkman kadar normal bir şey olamaz. Niye içinde tutuyorsun sevgilim hissettiklerini? Neden paylaşmıyorsun? Canım bak ben iyiyim. Ben gayet iyiyim. Anladın mı? Gayet mutluyum, hiçbir problemim yok. O yüzden benim için endişelenmene gerek yok. Bak, aynı zamanda şimdi Neslihan Hanım iyi, hoş. Eyvallah ama bu seansları bir süre sonra bizim bitirmemiz gerekiyor. Aslan. Ya taşınacağız Devin. Hep böyle nasıl olsun, taşınacağız yani. Hadi oo, yavaş yavaş kalkalım da. İyi, hadi. Eve gidip şöyle üstümüz başımızı değiştirelim, oradan Sevdem'e. Bir de görelim bakalım. Hülya Soykan'la mı karşılaşacağız? Yoksa Hülya ile mi karşılaşacağız? Cihan'la Leyla da geliyor mu peki? Hadi gel bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh. Nasılsın? İyiyim, tamam. Bu ne güzel. Hı. Hülya Hanım, özür dilerim. Birazcık vaktiniz var mı acaba? Bir müsaade eder misiniz? Şey, dün konuşmuştuk ya hani, size bir soru sormuştum. Çocuklarınızı hayata bağlayan mı olmak istersiniz, yoksa onları hayattan kopartan mı olmak istersiniz diye. Düşünebildiniz mi? Bir karara varabildiniz mi Hülya Hanım? Benim kararım belli Devin. Konuşmamıza gerek yok. Vaatlerimi sıralayacak değil. Yani sözün özü iyilik insanın sözünde değildir.
İyilik insanın özündedir. Nedret Hanım'a bu güzel konuşması için teşekkürler. Şimdi sahneye Hülya Soykan'ı davet ediyorum. Siz dostlarımızı ve üyelerimizi aramızda görmek çok kıymetli. Hoş geldiniz. Sevdem benimle özdeşleşmiş bir vakıf. Ama bilmenizi isterim ki bu vakıf Yusuf Soykan'ın emekleriyle kuruldu. Yusuf yardım etmeyi severdi. Soykan soyadının iyilikle anılmasını isterdi. Ama bütün bunların sebebi neydi biliyor musunuz? Elindeki kanı temizlemek. Zulmettiği mazlumların size unutturabilmek. Bu vakıfta genç kızlar için mücadele eden Yusuf Soykan, bundan 16 yıl önce gencecik bir kıza tecavüz etti. O kız bir aile dostumuzun kızıydı. Serap Koruzade. Serap o gün bana yaşadığı o korkunç şeyi anlattı. Ama ben inanmadım. Onun anlattıklarını görmezden geldim. Onun kaderine terk ettim. Çok pişmanım. Benim için en ağır olan şey neydi biliyor musunuz? Yusuf'un yaptığı kötülükleri görmezden gelip sessiz kalıp onun kötülüklerine ortak olmaktı. Ben de suçluyum. Kendi çocuklarımı hayata bağlamaya çalışırken başka bir annenin çocuğunu hayattan kopmasına neden oldum. Serap'ı yaşatamadım. Ama onun adını yaşatmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Soykan soyadı beni zalim yaptı. Bütün masum duygularımı feda etmek zorunda kaldım. Daha önceki gençliğim, anneliğimi, evlatlarımı, ben artık bu soyadla anılmak
Yusuf Soykan'ın eşi olarak bilinmek istemiyorum. Hülya olarak doğdum. Hülya olarak öleceğim. Bana bak. Sen doğru olanı yaptın. Tamam. Gel bakayım ben. Akşam yeni yıla beraber girelim mi? Hı? Güzel. Leyla. Al çocukları da gel, bu akşam beraber geçiriyorum. Biz baş başa kalalım bu gece Aslı. Kesinlikle laf dinlemiyorum ben. Ailece beraberiz bu akşam. Tamam. Kardeş. Sen de gel. Yok kardeş. Siz bakın dalganıza. Benim yalnız bırakamayacağım biri var. Aslan. Ben bu size katılmasam gönül koymazsın değil mi? Ya senin oğlun gelmiş, sen bizimle uğraşma. Sen devam hadi. Hadi devam. Hadi. Hepinize iyi seneler. İyi seneler kardeş. İyi seneler. Sağlıkla. Eko, Şile'deki mekanı bize ayarla. Bu akşam ailece biz olacağız, kimseyi almasınlar. Tamam mı? Tamam. Siz de bana bak. Ailelerinize vakit geçirin beraber olun, tamam? Hadi bak. Biz de size gelseydik abi. Yok oğlum, aile önemli. Hayır, ailelerinize. Sen Tarık'a haber ver. Tarık sadece bizimle beraber olsun. Aile önemli, unutmayın. Bak. Tamam dayıcım. İyi seneler dayıcım. İyi seneler abi. İyi seneler. Oğlum. Anam benim. Güzel anam benim. Oğlum. Ağlama güzel anam benim. Bak bana bir. Seni ağlatan adamlardan olmayacağım ben. Geçti artık her şey. Ha? Geride kaldı. Güzel anam ya. Affet beni. Babanı esirgedim senden. Benim babam yok ki ana. Ne Faysal'ın ayrını gördüm bugüne kadar, ne de İlyas'ın ayrını görürüm bundan sonra. Ezelden beri yeterim ben. Bundan kelli kendi sırtımdan da senin sırtından da kaldırıp atacağım geçmiş yükünü. İlyas'la da gidip konuşacağım bu akşam. Bak gözünü seveyim, bence ters bir şey yapma. Bak bana evlat acısı yaşatma, gözünü seveyim. Korkma anam benim, korkma. Korkma. Gideceğim, çıkacağım karşısına, baş sağlığı dileyeceğim sadece. Bir daha da yollarımız birbirine varmayacak. Aklına kazısın bunu. Yavrum benim. Allah'a emanet.
Abim, bir sıkıntımız var. Ne sıkıntısı Salih? Soykanlar eve gelmedi. Yani takip cihazı yerleştirmiştiniz arabalara. Bakmıştık ama sadece adamların araçlarına. Birlikte değillermiş. Bir hafta be! Bir hafta! Bir hafta yasımızı tuttuk. Bir beceremediniz. Gelin. O cihazı taktığınız araçları sıkıştırın. Aslan'ın adamlarını alın. Gerekirse öldürün. Ama öldürmeden önce soykanların yılbaşını nerede kutlayacaklarını öğrenin. Eğer bunu da beceremezseniz gelin. Bahçede mezarlarınızı kazın. Emin olur abi. Alo. Efendim anacığım. Aldım aldım. En güzellerinden aldım sana vallahi. Beş dakikaya yanındayım inşallah. Aldım kız, tombala da aldım. Oynayacağız be. Tamam hadi beraberiz bu akşam. Hadi öpüyorum. Oh! Çok doğru tespit. Arkadaşlar, arkadaşlar. Müsaade ederseniz böyle kısa bir şey söylemek istiyorum size. Hazır daha yemeğin başındayken. Birine teşekkür etmek istiyorum. Size teşekkür etmek istiyorum. Evlatlarının yanında olmayı tercih ettiğin için. Bizim annemiz olduğunu tekrar hatırlattığın için. Sana teşekkür ederim. Senin için ufak bir hediyem var. Aslan çok güzel bu. Çok teşekkür ederim oğlum. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musun? Bak. Bu yoncanın her yaprağı senin evlatlarından birini temsil ediyor. Buna baktıkça hep bizi hatırlarsın. Teşekkür ederim oğlum. Çok çok yakıştı Hülya'nın. Hadi hadi hep beraber. Hadi bakalım. Gözüze. Konuş lan! Konuş, nerede soykanlar? Sen onu sor. Bilirsin. Hasan soykanın içi değil misin sen? Hangi deliğe girdiler söyle. Tamam söyleyeceğim. Yaklaş sesimciğim. Arkandakine. Senin ben. Konuş lan. Konuş. Küfretme. Küfretme. Hepinize göstereceğim. Bak, bak burada kim var lan? Hadi şimdi de konuşma.
Konuşmada içeri gidip ailemden başlayayım ha? Lan! Lan şerefsizler! Öldünüz lan siz! Karın da güzelmiş. Abla. Sakın. Sakın şerefiniz. İnsan mısınız lan siz? İnsan olduğumuzu kim söyledi oğlum? Hayvanız biz. Konuş lan. Konuş. Bak. Bunun gibi kadınmış ya lan. Ha? Şimdi konuda gitsin mi? Konuşmada gitsin. Seçeneğim var. Ya konuşursun ya da ailen gider. Son kez soruyorum. Soykanlar nerede? Bak ihtiyar. Acın çok büyük. Anlıyorum. Ama senden açık konuşacağım. Benle konuşmayacaksın da kimle konuşacaksın? Konuş. Ben dinlerim oğlum. Oğlum değilim ben senin. Aramızdaki bağ koparmaya geldim. Her bağ kopar. Kan bağ kopmaz çocuk. Sen benim kanımsın. İnsanın kanından olan her zaman canından olmuyor. Bugüne kadar hayatında yoktum senin. Sen de benim hayatımda yoktun. Anama çektirdiklerinde cabası. Daha da konuşmaya acet yok. Hadi. Ben iki evladımı da toprağa gömdüm. Sonra sen çıktın. Ne yaparsan yap, seni yüreğimden gömemem. Hele bir sular durulsun. Sen de anlayacaksın babasızlığın ne kadar zor olduğunu. Ne anlatıyorsun sen ihtiyar? Neyi anlayacağım? Ben çocukluktan ezberledim babasızlığı. Boşa nefesini yorma sen. Sizin işiniz var belli ki. Hadi size kolay gelsin. Eyvallah ihtiyar. Sen lazımsın. Sen, senin olduğun her yer bana var. Hadi. Cennet. Seni çok seviyorum avukat. Çok.
İçirdin seninkileri de içtim var ya. Ulan tamam sana. Sana bir şey olmaz aslan kocam benim, hiçbir şey olmaz. Her şeyi Allah sanar, sanarsın nedir diye. Gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Efendim? Can abi bir durum var. Nedir? İlyas Koruzade. Soykanların yılbaşı partisi düzenleyeceği mekana baskına gidiyor. Ne diyorsun oğlum? Ne zaman çıktılar? Abi ben dışarıdaydım, yeni geldim. Onlar çıkarı epey olmuş. Kapat, kapat, kapat. Kulaklarımda çınlıyor beni anlatan sözlerim. Aşkıma hiç dokunma, bırak öylece kalsın. Aslan. Yeni yıldan bir şey diledin mi? Çok iyi bir baba olmak istiyorum ve çok iyi bir koca olmak istiyorum. Sevgilim, sen zaten dünyanın en iyi babası olacaksın. Biri tutmana gerek yok ki. Açsana lan, açsana. Gelse bile son günüm, koluna alsa ölüm, gözlerimin önünde seninle geçen günüm. Senden sonra kalbimi... Geldi mi sayın Fiyoş? Ne kadar kaldı kızım? 11 saniye kaldı. Tamam bekle. Çay, bor. Lazlas! Sekiz! Yedi! Altı! Beş! Efendim kardeş? Aslan çıkın oradan hemen. İlyas geliyor. Ne? Cihan daha başında mısın sen? Neredesin kardeşim? Çıkın oradan hemen. İlyas geliyor diyorum. İlyas! Gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. Ne? La 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 la. Yat yere! Herkes iyi mi? Aşağıda kal. Anne baba aşağıda anne. Kal. İyi misiniz? İyi misiniz? Gel anneciğim, gel. Gel.
Herkes iyi mi? İyi misiniz? İyi misiniz? Aslan. Demin? Aslan. Demin? Demin? Anne. Demin kalk. Thank you.